Panik bozukluk genellikle kişide anlatırken bir gün başıma böyle bir şey geldi. Panik atak yaşadım. İlk defa yaşadım. Birdenbire geldi. Nasıl olduğunu anlamadım şeklindedir. İki şekilde olabilir. Bir provokatif bir durum olabilir. Ne bileyim örümcek görmüştür ya da kapalı yerde kapanmış, kapalı kalmıştır falan gibi. Veyahut da hiç durup dururken spontan kendiliğinden panik bozukluk ortaya çıkabilmektedir. Panik atak çarpıntı, terleme, titreme, ölüm korkusu, delirecekmiş bir korkuyla beraber giden atak olarak isimler, atağa verilen isimdir. Panik bozukluk ise bunun süregen hale gelmesi ve kişinin panik atağı tekrar yaşama korkusunu da hissetmesiyle ilintili bir psikiyatrik tabloya verilen isimdir. Panik bozukluk aslında kişinin hayatını çok negatif etkileyen, atakların çok şiddetli olduğu dönemlerde gerçekten hayatla neredeyse bağdaşması zor bir tablo olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani panik bozukluk nasıl bir bozukluktur diye sorulursa çok kötü bir anksiyete bozukluğudur demek cevap mümkündür. Panik bozukluk birçok tıbbi hastalıkla karıştırılabilir. Örneğin bir epilepsiyle karışabilir. Bir tiroid fonksiyon bozukluğuyla karışabilir. Bir hiperglisemi ya da hipoglisemi ile karıştırılabilir. Saymakla bitmeyecek kadar ferrokromostoma ile karışabilir ve bilmem birçok hastalıkla karışabilir. Dolayısıyla yapılması gereken en doğru hamle böyle bir hastalığa yakalandığımızda ne yapmaktır? Doğru psikiyatriste gitmektir. Panik bozukluk hastası bir kere tekrar paniğe kapılmaktan ciddi korku yaşadığı için günlük yaşamını şiddetli derecede etkileyen bir durumla karşı karşıyadır. Ayrıca panik bozukluğu olanlarda sosyal fobi, kapalı yerde kalma fobisi ve benzeri fobiler de sıklıkla geliştiği için bu fobik durumlardan da kendini korumak üzere evine kapanabilir, doktor dolaşabilir. Demek ki hayatını çok negatif etkileyen bir sorunla karşı karşıyadır diyebilirim. Panik bozukluk hastalığının tedavi süresi bir kere tedaviye cevap minimum bir ayda ortaya çıkmaktadır. Daha sonrasında ne kadar ilaç kullanması gerektiği sorusunun cevabı her vaka için farklıdır. Benim uygulamada hedef aldığım konu panik atakları kişiye unutturmaya çalışmaktır. Bu da zaman isteyen bir şeydir. Aylarla, yıllarla ifade edilecek sürede tedavi yapmakta fayda olduğu kanısındayım. Bu benim kişisel fikrim. Panik bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar kesinlikle ve kesinlikle bağımlılık yapmazlar. Dolayısıyla böyle bir korkuyla ilaç kullanmamak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir tavır olacaktır. Panik bozukluk hastalığına yakalanmış insanların bir bölümünün bitkisel ilaçlara yöneldiğini biliyoruz. Birçok hastalıkta tıpta böyle bir yönelim olabiliyor. Bu son derece yanlış bir davranıştır kanısındayım. Yani bitkisel ilaçların hangi dozda ne etki yaptığı, toksik etkisinin nasıl bertaraf edilmesi gerektiği yeterince bilinmediği için ciddi sorunlara sebep olmaktadır. Dolayısıyla bitkisel ilaç kullanımı sakıncalıdır diyebilirim. Panik bozukluk hastalığı kronik bir hastalığa elbette dönüşebilir. Yani yıllar boyu insan tedavi görmezse panik atakları tekrarlayacakmış gibi bir korku içerisinde ömrünü geçirebilir.